Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada gübre çukuru kazmıştım. Şimdi oranın etrafında dolguları var. Artı şu kanalı temizleyeceğiz. Şu yeşil olan şu gördüğümüz kanalı. Bakalım. Bittiğinde buralar ne hale gelecek? Nasıl bir manzara çıkacak karşımıza göreceğiz. Bir de bu şu konu vardı arkadaşlar, hani operatörlerle ilgili sıkıntı dediğimizde bahsetmiştim. Biraz da işi bilen adamı tuttuğunuz zaman işverenler onun da kıymetini bilir işte. İşte vesaire, sigarasıydı, şuydu, buydu diye. Kardeşim inanın ben bu yönden, bu stordan çok memnunum. Yani üstüne düşeni yapıyor Mustafa. Hani orada bu konuyu anlatıyorum. Mustafa'dan başka bir beklentim yok. Bunu söylerken Mustafa'ya da biraz yalakalık yapmış olalım. Az da hem video yapmış olalım, hem de bir taşla iki kuş vurmuş olalım, hem de Mustafa'ya yalakalık yapmış olayım biraz. Allah için şimdi ben o yandan hakkını yiyemem. Mustafa üstüne düşeni yapıyor. Arkadaşlar, bilmiyorum, aramızda işveren olan arkadaşlarımız da var. Operatör olan kardeşlerimiz olduğu gibi. Yani bu dediğim yapmaktan operatörün zararı olmaz. Belki hani dediğim o bahsettiğim paralar falan filan zarar gibi akla gelebilir ama inanın zarar değildir bu. Çünkü atıyorum işçisine 100 lira veriyorsa bu işçi ona 1000 lira getirir. Tabii hani dedik ya, adamsa, kişiliği varsa, değilse zaten ne yapsam boştur. Ama burada dediğim gibi sadece meslektaşlarımı atmak değil, ben de aynı işi yapıyorum, ben de işçiyim. Ne kadar operatöre iş düşüyorsa patrona daha fazla iş düşüyor. Daha önceki çok videomda bahsettim. İşçi olmak kolay. Büyük olan idareci olmaktı. Yani işçiliği herkes yapar. Bugün senin kapına gelir, bir işime gelmez, çalışırım bir müddet, onu sonra bırakır giderim, bir şeyleri mane ederim. İşime yaramayan bir şey olur, mane ederim, bırakır giderim, başka yerde çalışırım. Ama şimdi bir işçi, operatör olsun, şoför olsun, adam işi, senin iş düzenini öğrenir. Mesela operatör, ben şu anda Mustafa'da, Mustafa gelemeyecek olsa mesela, bir yere gidecek olsa, daha önceki kazdığı yerlerde müşterilerinin işi varsa bana sadece söylüyor, abi şuraya gidecek, şu inşaatına gidecek, ben basıp gidiyorum oraya, veya da şoför kum getirecek veya dolgu için toprak dökecek, abi işte falan canın inşaatına dediği zaman bir
şefor gidiyor, bu mu dövün geliyor sorumsuz bir şekilde. Ama yeni bir şefor tutsa, şefor önce işi öğrenecek, çevreyi öğrenecek. İş yaptığı müteahhitleri, nerede iş yaptığını falan filan işin şey yönlerini öğrenmesi lazım. Yani yetişmiş eleman, yetişmiş demeyelim de o işe gereklerini öğrenen kişi patron için daha iyi. En azından başı ağrımadan işinin devam etmesine, işinin rahat yürümesine faydası olur. Yani iş değiştirmek de, işçi değiştirmek de iki taraf için iyi olmaz. Benim prensibim öyle. Mümkün olduğunca bir yerde uzun süre çalışabilmek. Benim idealim budur. Sık değiştirmeyi sevmiyorum. Değiştirdiğimiz zamanlar oldu tabii bizim de ama mecburiyetler oldu, gerektirdi. Yok, çok mecburi bir durum olmazsa ben bir iş yerini kolay kolay bırakıp gitmem. Eğer şahsıma yapılan bir haksızlık yoksa, efendime söyleyeyim, maaşımı zamanında alıyorsam, başka konular pek kolay kolay işimi değiştirmeme sebep olmaz yani. Kanalı temizledik. Ama şurası tam çok dar olduğu için şurada otları attım, yerin üstünde durdum. Tam sağlıklı olmadı. Arkasında gübre çukuru silme gidiyor. Toprak zemin kayabilir diye. Bu tarafa da fazla yanaşmadık. Tarla sahibi laf söz etmesin diye. Yani şuradaki kanlı kamışlarda temizlesek daha güzel olacaktı ama bir sefer de tarlanın sahibi benim yerime girmişsiniz der diye fazla giremedik bu tarafa arkadaşlar.